Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, her sene tam da bu zamanlarda birçok öğrenci bana şu soruyu soruyor. Hocam DGS'ye 5 ay kaldı. 5 ayda DGS'ye sağlam çalışarak kazanabilir miyim? Arkadaşlar çok açık ve net bir cevap veriyorum. Evet, DGS'ye son 5 ayda çalışarak rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Niye? Arkadaşlar DGS'de sadece Türkçe matematik var. YKS gibi değil ki. Örneğin YKS'ye çalışmış olsaydınız sevgili arkadaşlar, Mat 1 var, Mat 2 var, Fizik 1 var, Fizik 2 var, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Din Kültürü, Felsefe, birçok ders var. Ve çoğu da arkadaşlar gerçekten, örneğin Mat 2'nin çoğu yoruma dayalı değildir. Yani bilgiye dayalıdır. Edebiyat bilgiye dayalıdır. Dolayısıyla sadece Türkçe ve matematikten oluşan bir sınavdan bahsediyoruz, DGS. Matematiğin %70'i akıl yürütmeye dayalıdır. Bilgiye dayalı değil. Türkçenin arkadaşlar %90'ı bilgiye dayalı değil. Akıl yürütmeye dayalıdır. Okumaya, okuduğunu anlamaya dayalıdır. Böyle bir sınavı son 5 ayda çalışarak kazanabilir miyiz? Tabii ki de kazanabiliriz. Ya matematikten bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Mat 1. Örneğin mat 2 konuları yok sevgili arkadaşlar. Polinom yok, parabol yok, ikinci dereceden denklemler yok. Trigonometri, logaritma, karmaşık sayılar, türev, integral, işte ne bileyim diziler, seriler, bunlar yok sevgili arkadaşlar. Sadece mat 1'den oluşan ve Türkçeden oluşan bir sınavdan bahsediyoruz. Eğer sevgili arkadaşlar kazanmak istiyor musunuz? Bakın, ben günlerce oturdum, herkese hitap edebilecek bir programı nasıl ayarlayabilirim, nasıl oluşturabilirim? Özellikle son 5 ayda DGS'ye çalışmak isteyen öğrenciler için nasıl bir program oluşturabilirim? Gerçekten sizler için oturdum, günlerce düşündüm ve güzel, muazzam bir program hazırladım. Ama bu programı birazdan paylaşacağım. Programı en ince detayına kadar sizlere anlatacağım. Elbette ki herkesin temeli aynı değildir. Bunu da takdir edersiniz ki sevgili arkadaşlar, herkesin temeli aynı değil. Herkes aynı eğitimi almamış. Bazılarının temeli çok sağlam, bazılarının temeli orta, bazıları matematiğin M'sini bilmiyor. Dolayısıyla herkese aynı programı yapmak imkansızdır. Arkadaşlar ben çok güzel bir program hazırladım. Bu programı siz alacaksınız, kendi seviyenize uyarlayacaksınız. Yani programı öyle muazzam yaptım ki sevgili arkadaşlar, programı birazdan anlatacağım ve siz kendinize uyarlayacaksınız. Ve son 5 aydan nasıl bu sınavı çalışarak kazanabilirsiniz? Her şeyi en ince detayına kadar anlatacağım. Arkadaşlar programı paylaşmadan önce sizlere bazı tavsiyelerde bulunayım. Öncelikle arkadaşlar, eğer siz gözünüzden büyütürseniz asla ve asla kazanamazsınız. Değil ki 5 ay, size 20 ay bile verirsem kazanamazsınız. Neden? Çünkü gözünüzden büyütmüşsünüz arkadaşlar. Bilinçaltınızda büyüttüğünüz için beyniniz istemsizce de olsa anlamayacak, algılarınız kapalı olacak. Yani öncelikle arkadaşlar karşınızda devasa bir canavar varmış gibi düşünmeyin. Elbette ki sizlere söyleyeceklerdir. Son 5 ay yetmeyecek, senin temelin zayıf, sen kazanamazsın, ne bileyim işte sen çalışırsan asla başarılı olamazsın. Arkadaşlar kimse sizin kazanıp kazanmayacağınızı asla bilemez. Elbette ki temeliniz yoksa Eylül, Ekim, Kasım, yani sizden daha önce ders çalışmaya başlayanlar sizden daha öndeler. Yani aklı selim her insan zaten bunu kabul eder. Bunun doğru olduğunu düşünür. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce örneğin Eylül'den beri ders çalışmaya başlayanlar, yani 4-5 aydır, şu ana kadar 4-5 aydır ders çalışmaya başlayanlar yorulmuşlar. Birçok öğrenci yoruldukları için 8-9 ay uzun bir maratona giriyor ve bu öğrencilerimizin çoğu gerçekten yoruluyor. Ve son maratonda, yani bu maratonun son aşamasında hızlı koşamadıkları için, yoruldukları için, eğer siz onlardan daha hızlı koşarsanız, eğer siz onlardan bu maratonun son aşamasında çok hızlı, şiddetli, güzel bir şekilde çalışırsanız onlara yetişirsiniz, hatta onları geçebilirsiniz. Arkadaşlar elbette ki sizden önce ders çalışmaya başlayanlar sizden daha öndeler. Ama gerçekten çalışarak onlara yetişebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Hele ki eğer temeliniz varsa zaten son 5 ayda çalışarak rahat bir şekilde kazanırsınız. Arkadaşlar gözünüzden büyütürseniz kesinlikle kazanamazsınız. Ama eğer karşınızda gerçekten çok basit şeyler var, siz bunları rahat bir şekilde çalışacaksınız. Çalışarak ben başarabilirim, kendinize inanırsanız. İnanmak başarmanın yarısıdır diyorlar ya arkadaşlar. İnanmak başarmanın tamamıdır bana göre. İnanmanız gerekiyor. Çok büyük bir inançla, çok büyük bir istikrarla oturacaksınız, çalışacaksınız. Son 5 ayınızı muazzam bir şekilde değerlendireceksiniz. Benim verdiğim program dahilinde güzel bir şekilde değerlendirirseniz kazanırsınız. Şimdi gelin birlikte sevgili arkadaşlar bu program üzerinde biraz konuşalım. Arkadaşlar ben ekranımı paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlar programımız burada. Şimdi Tekrar ediyorum arkadaşlar, burası biraz önemli. Program herkese uygun değildir. Yani burada beni binlerce kişi izliyor. Bazılarınızın temeli biliyorsunuz zayıf, bazılarınızın temeli orta, bazılarınızın temeli çok iyi. Dolayısıyla arkadaşlar ben öyle bir program yaptım ki bu programı detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu video biraz uzun olacak, önemli değil. Çünkü sizin hayatınızı ilgilendiren bir sınav var. Videonun uzunluğu önemli değil. Gerekirse 1 saat boyunca anlatayım ama bu programı alacaksınız, kendinize uyarlayacaksınız. Videonun açıklama kısmına bunu ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Videonun açıklama, yani bu videonun açıklama kısmında bunu indirerek kendi notlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle sizin gireceğiniz, ben Türkçeden bahsetmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Türkçeyi bir Türkçe hocasından bir program alıp bir yandan bu programı uygulayacaksınız. Bir yandan da Türkçe programını aynı paralel bir şekilde uygulayacaksınız. Haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar bakın. Matematik konuları nelerden oluşuyor? Sayılar, işlem yetenek, problemler ve sayısal yetenekten oluşuyor. Sayılar kısmı arkadaşlar temel kavramlar, tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar, ardışık sayılar, sayı basamakları, 4 işlem, bölünebilme kuralları, faktöriyel, asal sayılar, OBE BOKEK, basit eşitsizlikler ve mutlak değer arkadaşlar. Biz bu kısma sayılar kısmı diyoruz. Ve DGS'de 7 ile 10 arasında soru geliyor. Haberiniz olsun. İşlem yetenek kısmı sevgili arkadaşlar rasyonel sayılar, üssü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, birinci dereceden denklemler ve oran orantı. Bu kısımla ilgili ortalama 9 ile 13 arasında soru geliyor. Bazen 9 soru, bazen 10 soru, bazen 11 soru, bazen 12, bazen 13 soru bile gelebiliyor bu kısımla ilgili. Problem konuları sevgili arkadaşlar sayı problemleri, kesir problemleri, yaş, yüzde kar zarar, karışım, işçi emek, hareket problemleri ve grafik tablo problemleri. Arkadaşlar bu kısımla ilgili de ortalama 8 ile 14 arasında soru geliyor. Aslında grafik tablo problemleri buradaydı arkadaşlar. Ben buraya ekledim. Grafik tabloyu da eklersek bazen burayla ilgili 17 soru bile gelebiliyor. Haberiniz olsun. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Grafik tablo olmasaydı ortalama, yani şu problem konularıyla ilgili ortalama 8 ile 14 arasında soru geliyor. Grafik tablo ile ilgili de ortalama 3 soru geldiğini düşünürsek yani ortalama 8 ile 17 arasında soru geliyor bu kısımla ilgili. Arkadaşlar sayısal yetenek konuları hangileridir? Kümeler, permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyonlar, fonksiyon dizileri, işlem, modüler aritmetik ve sayısal mantık dediğimiz kısım. Burayla ilgili de arkadaşlar 25 ile 35 arasında soru geliyor. Yani dikkat edin arkadaşlar, sınavın yarısı burasıdır. Şimdi ilk önce arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde öğrencilerin düştüğü bir yanılgıya, bir hatadan bahsetmek istiyorum. Birçok öğrenci bütün zamanlarını buralara ayırıyor ve buradaki konuları ihmal ediyor. Buradaki konuları en sona bırakıp, yani evet sona bırakıyor ama yüzeysel çalışıyor. Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar, sınavın neredeyse yarısı sayısal yetenek konularıdır. Akıl yürütmeye dayalı bir sınav olduğundan dolayı burayla ilgili daha fazla soru geliyor. Dolayısıyla lütfen burayı ihmal etmeyin çünkü görüyorsunuz soru sayısı daha fazla geliyor. Ve öte yandan arkadaşlar bir de işin içinde geometri var. Geometri de anlatmak istiyorum. Arkadaşlar geometri konuları da bunlardır. Tam 7 soru geliyor. DGS'de geometride tam 7 soru geliyor. Şu ana kadar öyle oldu. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şöyle gün gün ayırmışım. Mesela temel kavramlara 2 gün çalışacaksınız falan fistan ama hangi kaynaklardan çalışmanız gerekiyor? 1. Eğer temeliniz çok zayıfsa arkadaşlar bir tane başlangıç seviyesinden kaynak alıyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç seviyesi. Video konu anlatımlı soru bankası ders kitabı Gerçel Matematik, yani benim kitabı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kitaptan birazdan bahsedeceğim. 2 tane de orta seviyede soru bankası alıyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 kitabı eğer temeliniz varsa arkadaşlar başlangıç seviyesindeki kitabı almanıza gerek yok. Tamam arkadaşlar, özür diliyorum. Eğer temeliniz varsa şu kitabı almanıza gerek yok. Eğer temeliniz yoksa bunların hepsini alıyorsunuz arkadaşlar. Temeliniz varsa sadece bunu almayın. Şunları alın arkadaşlar. 3 tane kitapla, bakın video konu anlatımlı soru bankası ders kitabı benim kitap. 2 tane de orta seviyede soru bankası alıyorsunuz. Direkt derslere başlıyorsunuz. Hocam bu video konu anlatımlı soru bankası ders kitabı nerede diyor diye soruyorsanız arkadaşlar hemen paylaşıyorum. Yani şuradaki kitabı paylaşıyorum arkadaşlar. Şurada. Video konu anlatımlı matematik ders kitabı. Arkadaşlar bu kitap benim kitaptır. Bu sene biliyorsunuz bu kitap üzerinde ders anlatıyorum. Öğrenciler bu kitabı temin ediyor. Kitabı önünüze koyuyorsunuz. Birazdan göstereceğim oynatma listesinden konuları, tüm konuları en ince detayına kadar tam özel ders niyetine bu kitaptaki birinci harften sonuncu harfine kadar, virgülünden noktasına kadar bütün konuları bu kitap üzerinde benle birlikte bitiriyorsunuz. Zaten konu anlatma sırasında diyorum ki arkadaşlar bakın bu kitaptaki sorular bize yetmiyor. Bu kitapta konuyu kavratıcı örnekler çözüyoruz. Konuyu kavratıcı sorular çözüyoruz. Tam sınav tarzı sorular çözüyoruz bu kitapta. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Buradaki 2 adet orta seviyede soru bankasından sorularınızı tamamlıyorsunuz. Nasıl? Arkadaşlar bakın. İlk önce sayılar kısmından başlayacaksınız çalışmaya. Temel kavramlara tam 2 gün vermişim arkadaşlar. 2 gün içerisinde sevgili arkadaşlar. İlk önce video konu anlatımı matematik soru bankası, matematik ders kitabı ve benimle birlikte kitap üzerinde bu konuyu en ince detayına kadar bitiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar 2 tane orta seviye soru bankasından bu konuyla yani temel kavramlarla ilgili sorularınızı bitiriyorsunuz. Sorularınızı çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi çözdürüyorsunuz. Ondan sonra geçiyorsunuz arkadaşlar konuyu. Tamam mı? Şimdi hocam oynatma listesi ne? Onu da hızlı bir şekilde paylaşayım arkadaşlar. Ondan sonra programı daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, Gerçel Matematik YouTube kanalı ana sayfasına geldiğinizde videolara tıklayarak elbette ki tüm videolara ulaşabilirsiniz. Şu ana kadar 720 tane video paylaştık ortalama arkadaşlar. Bakın. Oynatma listelerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gerçel Matematik YouTube kanalı ana sayfasına geldikten sonra oynatma listesine tıklarsanız bakın oynatma listesine tıklıyorsunuz. Oynatma listelerine tıkladıktan sonra şurada oynatma listeleri var. Bunlar ne arkadaşlar? Konu anlatım oynatma listesi, sayısal mantık oynatma listesi, işte geometri oynatma listesi falan. Burada şu oynatma listesi sizin için önemlidir. Kitabı temin ettikten sonra kitabı önünüze koyuyorsunuz arkadaşlar. 162 tane videodan oluşan bir oynatma listesi var burada. Zaten yazıyor sevgili arkadaşlar. 2022 DGS, KPSS, ALES, TYT konu anlatım oynatma listesi. Bu hem DGS hem KPSS hem ALES için gerçekten muazzam bir oynatma listesidir. Bu oynatma listesine tıklıyorsunuz. Oynatma listesini tıkladım sevgili arkadaşlar. Bakın ilk konudan başlamışım. Bakın ilk konu ne? Temel kavramlar. Yani burada konu sıralaması nasılsa, hangi sıralamada konuları çalışmanız gerekiyor? İşte bu oynatma listesi size cevabını veriyor arkadaşlar. İlk önce temel kavramları anlatmışım 3 tane videoyla. Daha sonra tek çift sayılar. Daha sonra pozitif, negatif sayılar. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yeri geldiğinde tekrarlar yapmışız. Bu oynatma listesi bu şekilde devam ediyor. Zaten kitabın üzerinde bir tane barkod var. O barkodu okutarak da bu oynatma listesine geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şurada yorumlara da bakabilirsiniz. Tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Mesela şu an 173.000 kişi izlemiş bu videoyu. Birinci temel kavramlar. Yorumlara bakarak da videoların iyi mi, size yararlı mı, gerçekten yani bu videoları izleyen öğrencilere yararlı olmuş mu olmamış mı, ya da 2-3 konu izledikten sonra kararınızı da verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar umarım burayı anladınız sevgili arkadaşlar. Oynatma listemiz buradadır. Şimdi tekrar o sayfaya geri dönüyorum. Sevgili arkadaşlar programımıza geri geldik. Bakın. Tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar, bu programı nasıl ayarlayacağız? Ben kendi kanalım için elbette ki başka hocaları dinleyebilirsiniz. Elbette ki dershaneye gidiyorsanız farklı programlara girebilirsiniz. Ama ben kendi tayfamda beni dinleyecek öğrencilere bir program hazırladım. Beni dinleyerek şurada kitabımı temin ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kitabım üzerinde benimle birlikte konuları bitiriyorsunuz. Şu 2 tane orta seviyede soru bankasıyla da benimle birlikte işlediğiniz konuyla ilgili sorularınızı çözüp çözdürüyorsunuz. Eğer temeliniz zayıfsa bir tane de başlangıç seviyesinden kitap alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. İlk önce benimle birlikte kitap üzerinde konuyu bitiriyorsunuz. Örneğin temel kavramları bitirdiniz. Daha sonra başlangıç seviyesindeki sorularınızı çözün. Daha sonra 2 adet orta seviyede soru bankasında sorularınızı çözdürün. Şunlar ne hocam? Onları sonradan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi konu sıralaması şöyledir. 2 gün temel kavramları bitiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tek çift sayıları bir günde benimle birlikte bitiriyorsunuz. Sorularınızı çözüp çözdürüyorsunuz. Pozitif negatif sayılar bir günde tekrar aynı şekilde. Zaten bu 3'ü temel kavramlara giriyor arkadaşlar. Yani 3'ünü farklı konular olarak düşünmeyin. 3'ü de aynı konuya giriyor. Dolayısıyla 4 gün boyunca aslında temel kavramlara çalışmış oluyorsunuz. Daha sonra ardışık sayılara 3 gün çalışıyorsunuz. Ya hocam 3 gün belki de bana yetmeyecek. Ya da ben ardışık sayıları 2 günde bitirirsem ne olacak? Arkadaşlar işte tam da bundan bahsediyordum. Herkese uyabilecek bir program oluşturmak imkansızdır. Ama burada bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu günlerin hepsini toplarsanız, bakın şuradaki günlerin hepsini toplarsanız toplam ortalama 90 gün ediyor. 90 gün ediyor yanlış hesaplamadıysam. Peki sınava kaç gün kalmış arkadaşlar? 5 ay kaldığını varsayalım arkadaşlar. 5 ay kaldığını düşünüyoruz. 5 ay kalmış. Her ay 30 gün olsun. O zaman 5 kere 30 toplam 150 günümüz var. Öyle değil mi? Çok güzel. Yani toplam 150 gün var. Sınava 150 gün var. Ve bu programa bakıyoruz arkadaşlar. Tam 90 günde konuları bitiriyoruz. Peki kaç günümüz artıyor? 150'den 90 çıkar. 60 gün ne oldu? 60 gün arttı. İşte arkadaşlar bu artan 60 gün bizim için çok önemlidir. Bunu özel olarak bir yere yazayım. Bakın artan 60 günümüz var. Bu artan 60 günü nasıl değerlendireceğiz? Tekrar ediyorum arkadaşlar. 150 gün var. 150 günden daha fazla var ama 150 gün olduğunu varsayalım. Bu program yani buradaki günleri topladığımızda ortalama 90 gün oluyor. 90 günde konuları bitiriyoruz. 150'den 90 çıkarın. Toplam 60 gün yani 2 ayımız artmış oluyor. Arkadaşlar işte bu artan 60 günü siz kendinize uyarlayacaksınız. Nasıl? Örneğin diyelim ki ardışık sayıları siz 3 günde bitiremediniz. 4 günde bitirirdiniz. O zaman buradan bu artan 60 günden bir günü alıp buraya koydunuz anlamına geliyor. Yani buradaki 60 güne sahip çıkın arkadaşlar. Buradaki 60 gün normalde bize lazımdır. Buradaki 60 gün bizim için bir hazinedir aslında. Çünkü biz 60 gün boyunca deneme çözebiliriz her gün. Tekrarlar yapabiliriz. Soru bankaları devirebiliriz. Ya da hastalanabiliriz örneğin. Sağlığımızı kaybedebiliriz. 2 hafta boyunca 15 gün boyunca ders çalışamasak buradaki 60 günden kullanacağız. Ya da Allah korusun başımıza bir felaket gelirse bu maratonda belki de psikolojimiz bozuldu. 2 hafta 1 hafta boyunca ders çalışmadık. 10 gün boyunca ders çalışmadın. O zaman buradaki 10 günü buradan çalacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki 60 günü muhafaza edeceğiz. Buradaki konuları tam zamanında bitirmek için her şey yapacağız. Ama herkese uyarlanacak bir program yapamadığımız için bazı öğrenciler diyor ki hocam siz atıyorum çarpanlara ayırmaya 5 ya da kök üstü sayılara 3 gün yazmışsınız. Vallahi ben bunu hocam 5 günde bitirdim. Dolayısıyla sen ne yaptın? Buradan 2 gün alıp buraya eklemiş oldun. Burada kaldı kaç günün? 58 günün. Dolayısıyla sen buradan 2 gün almış oldun. Kullanmış oldun. Kredini bitiriyorsun. Bunlara dikkat edeceksiniz. Alabilir misin? Tabii ki de. Yetmiyorsa alabilirsin. Ama bütün konularda değil. Mesela belki de sen şöyle yapacaksın. Ya hocam siz rasyonel sayılara 3 gün yazmışsınız ama ben bir günde bitirdim. Öyle hoştur. Çok güzel. O zaman sen 2 günü buraya ekledin. O zaman şu an senin 62 kredin var. 62 günün var. Bu şekilde sevgili arkadaşlar bakın buradaki artan 60 güne göre kendinize bu programı uyarlıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu bir. Bir ikincisi sevgili arkadaşlar. Programını zaten burada ben paylaşacağım. Her şeyi açık bir şekilde yazmışım. Ancak ben bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Bu OBEBOKEK'e kadar var ya. Şu sayılar kısmı çok tehlikelidir. Siz burayı ne kadar çalışırsanız çalışın tam net bir şekilde anlamayacaksınız arkadaşlar. Kitaplarda soru çözemeyeceksiniz. Belki faktöriyeli tam net anlayacaksınız. 4 işlemi mükemmel anlayacaksınız. Sayı basamakları çok iyi gidecek. Her şey mükemmel. Tek çift sayılar da belki çok iyi gidecek ama temel kavramlar, pozitif negatif sayılar, ardışık sayılar, bölünebilme kuralları, asal sayılar, OBEBOKEK. Arkadaşlar bu konular başlangıç konuları olduğundan dolayı ve birçok temeli özellikle temeli olmayan öğrenciler bu konularda zorluklar yaşadığından dolayı kitaplarda konuyu anladıklarına rağmen kitaplardaki soruları çözemediklerinden dolayı buraya gelmeden konuları bırakıyorlar. Matematik çalışmayı bırakıyorlar. Kendilerine özgüvenlerini yitiriyorlar. Ben bu sınavı kazanamam düşüncelerine giriyorlar. Sevgili arkadaşlar bunun olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bu konuları benimle birlikte benim kitap üzerinde çalışıyorsunuz. Konuyu bitirdiniz. Hemen sorularınızı bu kitaplarda sorularınızı bitiriyorsunuz. Ondan sonra konuyu geçiyorsunuz. Siz hiçbir zaman kendinizi tam hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani trilyonlarca soru çözseniz bile hiçbir zaman tam hissetmeyeceksiniz. Her zaman bir eksiklik varmış gibi hissedeceksiniz. İşte bu hayatın size oynadığı bir oyundur. Siz bu hissiyatlara kapılmayacaksınız, aldanmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Tam istikrarlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Neden? Çünkü tekrarlarla biz buralara zaten dönmüş olacağız baştaki konulara. Ve arkadaşlar buradaki konular ileriki konularda kullandırtıyorlar. Örneğin üstü sayılara çalışsanız buraları kullanacaksınız yine. Çarpanları ayırmaya çalışsanız buraları kullanacaksınız. Kümeleri çalıştığınızda buraları yine kullanacaksınız. Atıyorum fonksiyonları çalıştığınızda burayı yine kullanacaksınız. Sayısal mantıkta soru çözdüğünüzde bu konuları yine kullanacaksınız. Yani bu baştaki konuları sürekli ileriki konularda hem tekrar ederek hem de diğer konularda sürekli kullandığımız için ister istemez bu konular pekişecektir. Dolayısıyla başlangıçta buralar tam olmuyorsa bile siz buradaki günlere sadık kalacak şekilde arkadaşlar ya da buradan biraz daha gün ekleyerek burayı bitirin. Daha sonra arkadaşlar bizim için tekrarlar çok önemli. Benim paylaştığım oynatma listesini gerçekten güzel bir şekilde, disiplinli bir şekilde, düzenli bir şekilde o oynatma listesini dinlerseniz, takip ederseniz arkadaşlar yeri geldiğinde tekrarlar yapmışım. Örneğin bakın. Siz 2 gün temel kavramları bitirdiniz. Bir günde tek çift sayılar bitirdiniz. Bir günde pozitif negatif sayılar. 3 gün ardışık sayılar. Sayı basamakları 2 gün çalıştınız. 4 işlemi çalıştınız. 2 günde verdiniz. Bölünebilme kurallarını bitirdiniz. Belki de yetmedi. 3 gün verdiniz, bilemem. Arkadaşlar buraya geldiğinizde birinci tekrarınızı benimle birlikte yapmış olacaksınız. Nasıl tekrar yapıyoruz? İşte bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir tane de orta seviyede soru bankası yine alacaksınız. Bunu tekrarlar için alacaksınız. Ve ben videolarda ne diyorsam, mesela birinci tekrar videolarının en başında demişim ki arkadaşlar bakın o yedek soru bankanızı önünüze alacaksınız. Başa dönüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Her konuyla ilgili ikişer test çözüp geliyorsunuz. Ben ne diyorsam o oynatma listelerindeki videolarda ne diyorsam aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde burada birinci tekrarımızı yapmışız. Ondan sonra konular ilerlemiş arkadaşlar. Şu rasyonel sayıları işledikten sonra ikinci tekrarımızı yapmışız. O oynatma listesinde. Burası bittikten sonra 3. tekrarımızı yapmışız. Problemler bittikten sonra 4. tekrarımızı yapmışız arkadaşlar. Tüm konular bittikten sonra da 5. tekrarımızı da yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bir yandan o oynatma listesi gerçekten çok muazzam bir oynatma listesidir. Bir yandan tekrarlar yaptırıyorum orada size. Yani siz bu soru bankalarını da alın arkadaşlar. Bakın bir tane de zor seviyede soru bankası alın, bunu sona bırakın. Şu zor seviyede soru bankası. Bununla da tekrarlar yapacaksınız. Arkadaşlar bakın zaten burada özür diliyorum. Doğaçlama bir şekilde, yani bu video biraz uzayacak ama doğaçlama bir şekilde ben size anlatıyorum. Siz de notlarınızı alıyorsunuz. Arkadaşlar burada bugünlere sadık kalacak şekilde konularınızı bitiriyorsunuz. Bitirdiniz mi? Geometriye ne zaman başlayacaksınız? Buraya geldikten sonra bakın çarpanlara ayırmayı da bitirdikten sonra artık bir yandan da geometriye çalışmanız gerekiyor. Burada geometriye hangi konuda kaç gün çalışmanız gerekiyor? Burada yazmışım. Geometri arkadaşlar biraz garip bir derstir. İlk başta anlamadığınızı hissedeceksiniz. Aynı sayılar konuları gibi. Siz lütfen konularınızı bitirin. Burada da arkadaşlar yani 2 tane başlangıç seviyesi, 2 tane orta seviye, toplam 4 tane kitapla başlıyorsunuz. İlk önce konunuzu benden yine oynatma listesi, geometri oynatma listesi var arkadaşlar. O oynatma listelerine tıklarsanız benimle birlikte konuyu bitiriyorsunuz. Ondan sonra 2 tane başlangıç seviyesinde sorularınızı çözüyorsunuz. Doğruda açılar örneğin. Ondan sonra 2 tane de orta seviyede oradaki orta seviye soru bankası sorularınızı çözüyorsunuz. Çözdürüyorsunuz. Geçiyorsunuz. Konuları geçin. Hiçbir zaman kendinizi tam hissetmeyeceksiniz arkadaşlar geometride. Çünkü arkadaşlar gerçekten bu üçgenler konuları ileriki konularda sürekli kullandırtıyorlar. İleriki konularda üçgenleri biz kavruyoruz sürekli kullandığımız için. Dolayısıyla siz çarpanlara ayırmaya geldiğinizde arkadaşlar, çarpanlara ayırmada bittiğinde artık bir yandan da yani bu programı devam ederken geometriye çalışacaksanız bir yandan da geometri çalışmanız gerekiyor. Tabi bu programı devam ederken bir yandan da Türkçe çalışmanız gerekiyor. Örneğin özellikle sözelci ya da eşit ağırlıkçıysanız her gün mutlaka en az 50 tane paragraf sorusu çözmenizi öneriyorum. Onu da arkadaşlar Türkçe hocaları zaten. Hani ben Türkçeci değilim. Türkçe hocalarınızla danışın. Nasıl yani bu programın üzerinde, bu programın yanında nasıl Türkçe çalışmanız gerekiyor falan. Arkadaşlar bu şimdi problemlere geldiğinizde artık deneme de çözmeniz gerekiyor. Şimdi bana diyeceksiniz hocam bu videoda her şeyi anlatacağınızı söylediniz. Ben ne zaman deneme çözeceğim? Her şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Problemlere geldiğinizde artık haftada bir tane deneme çözüyorsunuz. Denemede işlemediğiniz konularla ilgili gelen soruları yapamıyorsanız motivasyonunuz düşmesin. Problemlerde deneme çözüyorsanız arkadaşlar, problemlere geldiğinizde genel bir deneme çözüyorsanız, düşük netler alıyorsanız kesinlikle motivasyonunuzu düşürmüyorsunuz. Sonuna kadar mücadelenizi ediyorsunuz. Haftada bir tane deneme çözeceksiniz. Konular bitene kadar, problemlere geldiğinizde deneme çözmeye başlayacaksınız. Ve deneme analizi yapacaksınız arkadaşlar. Deneme analizi ne demek? Deneme sınavından sonra, bu videodan önceki videomu mutlaka izleyin arkadaşlar. Deneme analizi ne demek? Lütfen onu izleyin. Deneme sınavlarında şurada işlediğiniz konularda soru kaçırmışsanız o konuları hızlı bir şekilde tekrar ediyorsunuz. Bir test bile olsa o konuyu tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde denemeden netlerinizi de artırmış oluyorsunuz. Bu bir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada sayısal mantık diye bir şey yazmışım. Hiç yani soru işareti gün yazmışım. Yani buna gün yazmamışım. Neden? Çünkü arkadaşlar siz yüzde kar zarar problemlerini de bitirdikten sonra artık sayısal mantık çalışmaya da başlamalısınız. Yani tüm konular bittikten sonra sayısal mantık çalışmayacaksınız. Yüzde kar zarar problemleri bittikten sonra sayısal mantık çalışmaya başlıyorsunuz. Bir yandan da burada konularınızı ilerletiyorsunuz. Arkadaşlar sayısal mantık nasıl çalışılır? Sayısal mantık diye bir konu yok. Buradaki konuların hepsini harmanlıyorlar. Bir tane sayısal mantık akıl yürütmeye dayalı bir konu, bir soru oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu soruları eğer biz bu konuları az çok biliyorsak, çok mükemmel detaylı bir şekilde bilmiyorsak bile çözebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar sayısal mantık oynatma listesi var, hemen paylaşayım. Gerçel Matematik YouTube kanalında oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar burada sayısal mantık, bakın 2022 sayısal mantık videoları toplam 18 videodan oluşuyor sevgili arkadaşlar normalde. Grafik tablo problemleri de normalde bu konu anlatımı oynatma listesinde var. Ben özel olarak buraya eklediğim için burada 26 video gözüküyor. Her gün bir video olacak şekilde sayısal mantığı da dinliyorsunuz. Geometri oynatma listesi de buradadır. Diğer oynatma listelerini de inceleyebilirsiniz. Yani demem o ki sevgili arkadaşlar, yüzde kar zarar problemlerine geldiğiniz an artık sayısal mantığa başlayacaksınız. Her gün bir tane video izleyin bence sayısal mantıkta. Videolar bittikten sonra da bir yandan konularınızı, yani arkadaşlar her gün bir video izliyorsunuz ya, bir yandan da konularınızı ilerletiyorsunuz. Örneğin karışım işliyorsun 2 gün. 2 gün her gün bir video sayısal mantık izleyeceksin. Harekettesin, yine her gün bir video sayısal mantık izleyeceksin ve notlarını alacaksın, oradaki teknikleri öğreneceksin. Daha sonra arkadaşlar sayısal mantık videolarını bitirdikten sonra tabii bir yandan konularınızı ilerletiyorsunuz. Sayısal mantıkla ilgili her gün bir test çözüyorsunuz. Her gün alışkanlık haline getiriyorsunuz, bu bir. Böylelikle siz konularınızı bitirdiğinizde sayısal mantığı da halletmiş olacaksınız. Bu 90 gün süre zarfında. Arkadaşlar öte yandan çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey var. Sayı problemleri. Arkadaşlar sayı kesir diyelim. Bakın sayı kesir problemleri çok önemli. Yılanın başı burasıdır. Gerçekten burayı halletmemiz gerekiyor. Zaten eğer sayı kesir problemlerini hallederseniz diğer problem konuları çok basit olur sizin için. Arkadaşlar sayı kesir problemlerini bitirdikten sonra ortalama 7 günde bitirmenizi öneriyorum. Bitirdikten sonra, sorularınızı da çözdükten sonra ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar sayı kesir problemlerini asla ve asla bırakmıyorsunuz, geçmiyorsunuz. Yaş problemlerine mi çalışıyorsun? Hiç önemli değil. Yüzde kar zarar problemlerine mi çalışıyorsun? Konulardan buraya mı geldin? Önemli değil. Sen her gün sayı kesir problemleriyle ilgili bir test çözeceksin. Bunu sınava kadar yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Sınava kadar kesinlikle yapacaksınız. Sayı kesir problemlerini çalıştınız. Bakın konularınızı getirdiniz, ilerlettiniz, buraya geldiniz. Sayı kesir problemlerini bitirdikten sonra bir yandan konularınızı ilerletirken bir yandan alışkanlık haline getireceksiniz. Her gün sayı kesir problemleriyle ilgili bir test kesinlikle çözeceksiniz arkadaşlar. Olasılıkla çalışıyorsanız yine her gün rutin olarak bir test, görev vereceksiniz kendinize. Sayı kesir problemini bitireceksiniz. Fonksiyonları mı çalışıyorsunuz? Önemli değil. Fonksiyonları çalışın ama her gün kesinlikle bir test sayı kesir problemi çözülecek. Böylelikle siz sınava kadar bunu yaparsanız muazzam bir akıl yürütme sizde oluşacak. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde konularınızı çalışın lütfen. Dediğim gibi burada artan 60 gününüz var arkadaşlar. Eğer siz tam bu zamanda bitirirseniz artan 60 gününüz kalıyor. Yani 2 ayınız kalıyor. 2 ay kala konularını bitirmiş oluyorsunuz. Bu artan 2 ayda da arkadaşlar çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Örneğin son 10 yıl çıkmış DGS, KPSS, ALES, TYT sınav sorularını çözeceğiz. Ondan sonra her gün deneme çözeceğiz. Deneme analizi yapacağız. Deneme analizlerine göre eksikliklerimizi belirleyip tekrarlar yapacağız. Ya da zor bir soru bankasına sorular çözeceğiz falan. Arkadaşlar diyelim ki siz buradaki kredilerinizi kullandınız. Yani yetmedi buradaki günler. Kaldı 30 gününüz. Önemli değil. 30 günde de bunu yaparsınız. Ama 60 gün olsa daha muazzam olur. Ve çok önemli bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu az daha unutuyordum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Bunu ilk defa söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, konu çalışırken, bakın konu çalışırken örneğin siz temel kavramları çalıştınız. Benimle birlikte benim kitap üzerinde güzel bir şekilde not aldınız. Ve daha sonra buradaki sorularınızı da çözdünüz. Ama bakıyorsunuz kaynaklarda çok zor sorular var. Absürt sorular var. Yeni nesil sorular var. Ne bileyim yani değişik sorular var. Hemen şunu inceleyin arkadaşlar. Temel kavramlar konusunda çalışma sırasında son 5 yılda temel kavramlarla ilgili nasıl sorular gelmiş? Ya da son 10 yılda DGS'de son 10 yılda temel kavramlarla ilgili nasıl sorular gelmiş? Bu soruları çözün ilk önce. Bu size motivasyon da sağlayacaktır arkadaşlar. Çünkü gerçekten mesela baktığımız zaman temel kavramlarla ilgili çok absürt sorular var. Ama son 10 yıl çıkmış sınav sorularına baktığımız zaman aslında gelebilecek soruyu yapabilirim ya. Çok basit sorular gelmiş, zor sorular gelmemiş diyebiliyoruz. Örneğin diyelim ki siz her konu için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki çarpanlara ayırma çalıştınız. 5 gün çalıştınız ama ya tam hissetmiyorsunuz kendinizi. Hemen ya küp açılımları var, şu var, bu var ya bir sürü soru tipi var. Nasıl hepsini yapacağım falan. Arkadaşlar son 10 yıl çıkmış çarpanlara ayırma sınav sorularına bakın. DGS'de çıkmış sınav soruları. Bunu konu çalıştıktan sonra bakın. O soru tiplerine daha çok ağırlık vermenizi öneriyorum. Tabii ki diğer soruları da çözün. Yani o absürt soruları da çözdürün. Ama çıkmış sınav sorularına ağırlık verin. Özellikle bazı öğrenciler diyor ki hocam ben çalışıyorum, bir işte çalışıyorum, çok zamanım yok. İşte bu çıkmış sınav soruları hedef alarak özellikle o soru tiplerine ağırlık vermek çok önemlidir. Bunu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, gerçekten video biraz uzun sürdü. Söyleyeceklerim bu kadar. Kafanıza takılan şeyler varsa yine yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde tekrar ediyorum arkadaşlar burayı. Bakın şurayı lütfen ihmal etmeyin. Burası çok önemli arkadaşlar. Sayısal yetenek konuları çok önemli. 25 ile 35 arasında soru geliyor. Lütfen buraya da önem verin arkadaşlar. Konularınızı ilerletirken buraya geleceksiniz. Oynatma listesini zaten düzenli bir takip ediyorsanız orada konu anlatım sırasında zaten sürekli her konunun sonunda kaç soru çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Hangi konuda bir tekrar, kaç konuda bir tekrar etmeniz gerektiğini, tekrarlar geldiğinde oynatma listesinin sıralaması neyse siz o sıralamaya göre giderseniz orada tekrarlar yapmışım. Her şeyi en ince detayına kadar orada da anlatmışım. Video biraz uzun oldu arkadaşlar. Son olarak bazı öğrenciler bana yorumlarda soracaklardır. Hocam bu kitabınızı nerede temin edebiliriz? Sevgili arkadaşlar, bu Gerçel Matematik kitabını gerçelmatematik.net, yani YouTube'da yazarsanız Google'da gerçelmatematik.net arkadaşlar, .com değil .net yazarsanız orada sitemizde bu kitabı temin edebilirsiniz. Bu sitenin linkini videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım başka bir şey unutmamışımdır sevgili arkadaşlar. Bu artan 60 gününüze sahip çıkın sevgili arkadaşlar. Bir an önce başlayın. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde 4 ay kalmıştır sınava. Hiç önemli değil sevgili arkadaşlar. Burada artan 60 gününüz var. Lütfen başlayın, çalışın. Şimdi ben kendimi son bir kere paylaşacağım. Sizlere bir şey söyleyeceğim ve daha sonra bu videoya son vereceğiz. Arkadaşlar farkındayım, video biraz uzun oldu ama yapılacak bir şey yok. Sizin hayatınızı ilgilendiren bir sınav var. Hayatınıza yön verecek bir sınav var. Dolayısıyla böyle uzun uzun bu programı anlatmak zorundaydım. Yoksa 5 dakikada ben hızlı bir şekilde anlatıp geçebilirdim. En ince detayına kadar anlattım. Lütfen çok istikrarlı bir şekilde çalışın. Lütfen gözünüzden büyütmeyin. Eğer siz gözünüzden büyütürseniz, eğer siz sürekli sağdan soldan gelen şeyleri dinlerseniz zaten aklınız bulanır. Çalışın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Çalışın, bir konu olmuyor mu? O konuyu geç. Önemli değil. Konu anlatımını çalış. Benimle birlikte sorularını çöz. Çözemiyor musun? Önemli değil. Geç. Başka konulara geç. Sen elinden gelenin en iyisini yap. Her konuyu mükemmel bir şekilde bitiremeyebilirsin. Ya da birçok öğrenci, bazı öğrenciler var, derece yapıyor adam, bana diyor ki hocam ben hiçbir zaman kendimi tam hissetmiyorum, sanki bir eksiklik var. Ya ben örneğin hocam OBBOKE konusuyla ilgili ne kadar çalışırsam çalışayım soru yapamıyorum falan diyor. Ya OBBOKE ile ilgili uzun zamandır soru gelmiyor. Arkadaşlar çok fazla aklınızı bulandırmayın. Özellikle baştaki konuları çalışın, geçin. Çok fazla vakit kaybetmeyin. Bakın problemler çok önemli, sayısal mantık çok önemli. O 25-30 soru geliyor dediğim kısım var ya, orası çok önemli. Çalışın. Bir konu olmuyorsa geçin. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Sonuna kadar mücadelenizi verin. Özellikle bir konu çalışma sırasında konuyu tam anlamıyorsanız, soru çözemiyorsanız çıkmış, o konuyla ilgili çıkmış sorulara, DGS'de son 10 yıl, son 5 yıl çıkmış sınav sorularına bakın. Nasıl sorular gelmiş? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Birileri size yapamazsınız diyorsa, birileri bu sınavı sizin gözünüzden büyütüyorsa İnanmayın sevgili arkadaşlar. Bana da inanmayın. Çünkü bu zor bir sınav değil. Bu çalışmalarınız asla ve asla boşa gitmeyecek sevgili arkadaşlar. Siz diyelim ki Allah korusun 5 ay boyunca çalıştınız, kazanmadınız. Boşa mı gidecek? Kesinlikle boşa gitmeyecek. Elinizde birikmiş olduğunuz muazzam bilgiler olacak. Çok ciddi bir temeliniz olacak. Seneye sadece soru bankası ya da deneme çözerek derece bile yaparsınız. Yani bu çalışmalarınız asla ve asla boşa gitmeyecek. Siz bu sene, son 5 ay kala bu sene kazanmak için elinizden geleni yapın. Zaten bu videodan sonra yine sizi bilgilendirici videolar yapacağım arkadaşlar. Bilgilendireceğim videolarla. Sizin adınız arkadaşlar Gerçel Matematik 5. tayfa. 5. tayfa, yani son 5 ay kalmış. Eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Hocam ben 5. tayfayım. Böyle bir program yaptınız. Şöyle yapsam olur mu falan. Gözüme çarptığı sürece ben sizlere cevap vereceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen inançlı olun. Lütfen inanın arkadaşlar. Başarmak, inanmak başarmanın yarısından daha fazlasıdır. Kendinize inanın. İstikrarlı bir şekilde başlayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Boş kalmaktan iyidir. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Çalıştığınız zaman hiçbir zaman hiçbir emek boşa gitmeyecek. Ben burada sizler için çabalıyorum. Emin olun, bakın bu spot ışıklarının altında sizler için oturdum. Günlerce bu programı ayarladım ve neredeyse artık dakikalarca, bir saat oldu belki, sizlere anlatıyorum. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bu videonun yorum kısmında kendi kafanızdaki soruları belirtebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.